Aman canım, en iyisi bu konudan hiç bahsetmemek. Gereksiz bir şey yani. Haluk, Haluk sen bize biraz maçtan bahsetsene. Ne anlıyorsun Allah aşkına bu maçtan? Hakikaten Haluk ya. 22 tane adam bir tane topun peşinden koşturuyorlar vallahi. Ne o? Ya sadece bir de öyle izlemekle de kalmıyor yani. Stada bile gidiyor. Değil mi Haluk? Tabii. Çünkü yani bu maç aslında büyük bir seremonidir. Oyun kısmı o seremoninin küçük bir parçasıdır. Aman Allah aşkına Haluk ya. Oyun kısmı dedi ya. Ya oyun kısmı, oyun kısmı sen ya 90 dakikası normal, geri kalan seremoni ya. Bırak Allah'ın dalga mı geçiyorsun ya? Ne, anlat bakalım. Bilmeyelim. Neymiş seremonisi? Evet. Bir maç 90 dakika değildir. 24 saattir. Hatta 48 saattir. Aa. Tabii. Konu iyice değişti Meltem. Ben bile merak ettim. Maçtan bir gün önce hazırlıklara başlarsın. Tabii. Telefonlaşırsın, randevuleşirsin. Tabii. Ondan sonra inersin Üsküdar'a. Binersin motora. Marşlar söyleye söyleye Beşiktaş'a geçersin. Köy içinde çay çorba içersin. Aa bak, köy içinin çorbası meşhurdur. Ondan sonra biraz tezahüratlar yapıp kendini böyle mental olarak hazırlarsın. Sonra marşlar söyleyerek ağaçlı yoldan Atatürk'ün resimlerine bakıp saygı göstererek stada yürürsün. Stada girersin. Tezahürat yapmaya devam edersin. Ondan sonra maç başlar. Efendi gibi maçını seyredersin. Maçtan sonra aynı şekilde eve dönersin. Sonra geçersin televizyonun karşısına, yorumları dinlersin. Ertesi gün işte, okulda, kantinde ya da neredeysen arkadaşlarla oturur, bu olayın değerlendirmesini yaparsın, tartışırsın. Kaç saat oldu? Kaç? 24, 48. 48. İşte maç. Böyle izlenir. Ama tabii zero erkekler bunu anlamaz. Senin de çok zamanın varmış abi böyle boş vaktin. Oh maşallah valla. Maç bana göre değil yani. Maç bana göre değil gönüllü ya. Ya yine operadan, baleden şaşmayacaksın hayatım. Bu ne böyle ya? Sabuksun yok. Oradan tartışacakmışsın da yok bilmem ne yapacakmışsın da ama. Siz bunun bir tadını alsanız var ya, benden önce gidersiniz maçlara. Aynen. Ben damada katılıyorum. Ayrıca bir tek ben böyle değilim ki. Yani bir kere Kadıköy böyle, Mecidiyeköy böyle, Bursa böyle, Trabzon böyle, Karşıyaka böyle, Göztepe böyle. Bu kadar insan sizce yanılıyor mu? Ha? Gerçek taraftar maçları böyle seyreder. 48 saat. Ben damada katılıyorum. Ben de aynısını yapıyorum. Bağdat Caddesi'nde arkadaşlarla yemek yiyoruz. Oradan stada doğru yürüyoruz. Hatta bazen Kalamış'ta kebap yiyoruz. Hep aklıma sen geliyorsun kebap deyince. Kebabı yiyoruz, oradan stada gidiyoruz. İlk defa Halil maç muhabbeti bir işe yaradı. Ay babam ameliyat oldu. Meltem abi ben çıkıyorum. Tamam. Kemal amca. Ha. Benim kaynımın, bacanağının anası da böbrek üstü bezlerinden ameliyat olmuştu. Yani rahmetli oldu ama iyi geçti ameliyatı. Sen merak etme sakın, tamam mı? Hiç merak etme. Olur geçer. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar Emine. İyi akşamlar. Ameliyat olacağız. Yani ameliyat edecekler, kesecekler, biçecekler. Babacığım ama yarına kadar bu konudan konuşmayacağız dedik. Bir doktora git bakalım önce, bir konuşalım ne diyecek. Haluk. Bir de deplasmanlar vardı. Mesela ben zamanında deplasmanlara da çok gittim baba. Ha, doğru söylüyorsun damat ya. Ben de çok deplasmana gittim ya. Hatta o zaman bizde Cemil vardı. Hey be, ne futbolcuydu. Kocaeli spor maçları vardı mesela. Vay be, İzmit'e giderdik. Eskişehir'e trenle giderdik. Vay 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 vay, Adapazarı'na giderdik. Bunların hepsi süper taraftara sahip. Yani inanılmaz zevkli olurdu orada maçlar. Haluk ya valla hiç güleceğim yok ha. Ya öyle bir anlatıyor ki sanki Berlin Flamur'un yılbaşı konserine gidiyor.
Oğlum sen zer olduğun için anlamıyorsun tabii ama maç böyle izlenir. Bineceksin arabaya, gideceksin İzmir'e, Göztepe'yi seyredeceksin, döneceksin. Atlarsın arabaya, Antalya'ya gidersin, Eto'yu seyredersin. Bir de stadın yanında yemek yersin. Of! Oğlak tandır böyle, laf, laf, laf. Ay be, damat vallahi öyle bir anlattın ki, lan canım çekti şimdi ha. Gidelim baba, Nasri de var. Onu da seyrederiz. Ya bizim zamanımızda bütün maçlar Mithat Paşa'da oynanır. Yani Dolmabahçe'de. Şey, İnönü stadında yani son adı. Arena, arena. Ne? Arena, arena. Adı arena oldu o stadın. Öyle mi oğlum? Doğru söylüyor adam. Eskiden öyle deniyordu. Tamam canım. Öyleydi ya. Tabii. Bizim zamanımızda öyleydi yani. Talimatınız anlaşılmadı. Lütfen. Adam astık be! Artık elimden kaza çıkacak! Alo. Tamam. Sana soru. Bana. Hayır olsun. Dünyanın en iyi sol beki kim? Ne bileyim ben kim ya? Kim? Caner Erkin. Nerede kısmı? Evet. Alıyor gidiyor, alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. Her maçta 100 orta. Çocuk aşil tendonundan ameliyat oldu. Yine böyle dipçik gibi futbolcu vallahi. Bir koşuyor aklın hayalin durur. Ameliyat sonrası ha. Alo, niye ameliyattan bahsediyorsun? Ya ben ameliyattan bahsetmiyordum. Ben Caner Erkin'den bahsediyordum. Hatırlatıyorsun onu. Baba, yani ameliyat oldu ama çok iyi diyorum. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Hani buradaki özne ameliyat değil, Caner. Ben de ameliyat olacağım ya. Ama iyi oldu. Alo. Caner iyi olduğuna göre sen de iyi olursun. Alo. Hani onu söylemeye çalışıyorum ya. Tamam. Caner Erkin iyi. Ben en iyisi gideyim ya. Ay babacığım gitmeseydin, kalsaydın bak sabah buradan beraber doktora giderdik. Yok yok yok, ben gideyim ya, ben evime gideyim daha rahat. Orada haberlere bakarım, biraz televizyon izlerim. Ondan sonra da yatar uyurum. Tabii uyuyabilirsen. Buna bak, biz de gidelim hadi. Bir şey söyleyeceğim baba, öyle internette falan bakmak, öyle bir şey okumaya çalışmak gerek yok kafanı karıştırmaya. Bak, çok zor. Ne derse o, tamam mı? Tabii. Tamam kızım, tamam, tamam tamam. Sen tamam. Merak etme, tamam canım benim. Hadi hadi. Biz de beraber çıkalım. Görüşürüz. Gidiyoruz. Siz de. Biz de gidelim canım, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.